Dün Ağustos ayından biraz çekildiğimi söylemiştim, videoda anlatmıştım. Fakat Temmuz'un son günü borsalar yine süper coşkulu kapattılar. Bizim portföyde buna hisse senetleri de çok güzel artışlar yaşadı. Daha yeni bahsettiğimiz ve portföye kattığımız Quantum SI dün bir günü %12,75 artışla tamamladı. Ve Palantir %11,40'lık artış getirdi. Dünün en üstteki performans hisseleri bunlardı. Palantir'in performansı tabii çok ilgi çekici. Palantir uzun bir süredir yükseliyor. Benim kişisel portföyümde en büyük ikinci hisse senedi. Ve Palantir ile ilgili şu anda ekranda gördüğünüz küçük trade'i de yapmıştım. Yani cuma günü quantfury.com sitesi üzerinden kaldıraçlı bir işlem açmıştım Palantir'e. Dünkü yükselişle beraber ondan da çok iyi para kazandık. Beni Twitter'dan takip edenler bir bölümü de benzer bir işlem yapıp onlar da güzel kazandılar. Tabii benim anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Bazen tesadüfler de bu kadar zıplatabiliyor. Peki Palantir neden bu kadar yükseliyor? Wedbush isimli önemli bir hisse senedi analiz firmasının baş analisti Dan Ives'ın upgrade etmesinden dolayı. Ne demek? Hisse senedinin hedef fiyatı 25 dolara çekti ve dedi ki Palantir bizce yapay zekadaki aslında en büyük oyunlardan bir tanesi. Ben de zaten katılıyorum. Ben uzun zamandır Palantir'den bahsediyorum. Şu videoyu izleyebiliyorsunuz isterseniz. Palantir'i ilk anlattığım zamanlar çok önemli bir hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik olarak baktığımızda en üst seviye devlet güvenlik onayı almış şirket. Yani CIA ile, FBI ile, Pentagon ile her yerde iş yapabiliyor. Bunu tabii bütün Batı bloğu için böyle düşünebilirsiniz. Bir veri şirketi Palantir çok önemli. Bilançosu gelecek onun. Bilançosu üzerine de daha sonra konuşacağız. Onun dışında bu hafta güzel bilanço akışları var. Mesela bugün iki önemli bilanço geliyor. Biri Uber, biri Pinterest. Ben her ikisinde de kısa trade pozisyonlar açtım. Uzun vadeli yatırım portföyümde yer almıyorlar ama dün itibariyle kısa vadeli trade'ler açtım. Bunları da yine Twitter'da paylaştım. Neden? Uber'in çünkü belki ilk defa pozitif nakit akışına ve karlılığa dönebileceğine inanıyorum. Uber uzun yıllar bir büyüme hikayesiydi. CEO yanılmıyorsam 4-5 çeyrek kadar önce biz artık ana odağımızı büyümeden karlılığa ve pozitif nakit akışına çeviriyoruz dedi. Ve o günden beri de son derece doğru işler yaptılar. Uber'in yarın belki de tarihinde ilk kez kar veya pozitif nakit akışı açıklayabileceğini düşünüyorum. Bu tabii hisseyi yukarı doğru götürür. Öte yandan riskli bir hisse senedi. Çünkü ucuz değil. 100 milyar dolara yakın değerlemesi var. Yani böyle baktığımız zaman bana Tesla çok ucuz geliyor mesela. Neyse konuyu dağıtmayalım. Ve eğer yarın böyle bir karlılık, pozitif nakit akışı anlamında olumlu bir sonuç vermezse veya olumlu sonuç verebileceğine dair somut işaretler bize göstermezse, CEO da geleceğe yönelik bunları nasıl çözecekleri konusunda somut bir plan ortaya koymazsa o zaman Uber sert düşer. Bundan dolayı küçük bir trade açtım ama güveniyorum trade'ime iyi geçecek diye düşünüyorum. Yarın bilançosu gelecek ikinci şirket Pinterest. Ben Pinterest'i uzun yıllardır çok severek kullanırım. Bir sosyal medya platformu biliyorsunuz. Ve özellikle bir projem varsa, mesela bir odayı yenileme projem varsa, yeni atıyorum bir kendime kıyafet düşünüyorsam Pinterest'e çok bakarım. Zaman zaman orada dövmelere bakıp hayaller kurarım ama yapmam asla. Böyle bir site. Ve bu site uzun zamandır para kazanamıyor doğrusu. Yani yıllık 3 milyar dolar civarında bir reklam geliri var. Para kazanmamasının sebebi de sitede gördüğümüz ilanlardaki ürünleri satın almakta çok zorlanıyoruz. İşte Pinterest bunu değiştirmeye çalışıyor. 2 çeyrek önce bununla ilgili ilk açıklamalarını yaptılar. Zaten üst yönetim ekibinde ciddi değişiklikler oldu. Ve bunun bu bilançoya olumlu yansıyabileceğini düşünüyorum. Yani ilk kez Pinterest'in üzerinden ürün satışları konusunda olumlu işaretler alabiliriz. Buna ümitliyim. Bir de Pinterest, Amazon'un reklam bölümüyle bir işbirliği yaptı. Amazon'daki bazı ürünlerin Pinterest'te reklamları dönüyor. Yani Pinterest'te işte hoş bir kombinasyonu görüyorsunuz. O kombinasyondaki ürün eğer Amazon'da satılıyorsa onun reklamı karşınıza Amazon Ads'ten geliyor. Bunun da Ciro'ya ilk yansımaları görülebilir. Yani böyle Ciro'da acayip bir patlama falan elbette beklemiyorum. 3 ay çok kısa bir süre arkadaşlar. 3 ayda hayat çok değişmiyor. Ama olumlu yönde işaretler olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Pinterest'te de küçük bir trade pozisyonu açıyorum. Tekrar dikkatle söylüyorum. Uber veya Pinterest benim uzun vadeli stratejim içerisinde yer alan hisse senetleri değiller. Çünkü Uber'in yerine ben Tesla'ya oynarım. Sonuçta otonom sürüş gelince otonom taksiler Uber'i zaten uzun vadede öldürecek. Muhtemelen Uber'i biri satın alacak. Aynı zamanda Pinterest'i bir sosyal medya. Sosyal medya çok ilgi alanım değil benim. Çarşamba günü PayPal bilançosu geliyor. Bizim için önemli bilanço çünkü hisse senedi portföyümüzde var. Ama hatırlayın PayPal'la ilgili daha ben anlattım. Uzun vadede tutmak istediğim bir hisse senedi değil. 3-6 ay yani bu bilanço ve bir sonraki bilançoya kadar en fazla tutacağım bir hisse senedi. Çünkü inancım PayPal'ın biraz haksızlığa uğradı ve fiyatının fazla düşük kaldığı. Dün gelen Sophie bilançosu da çok çok olumluydu bu arada. Sophie de hani bir bakıma PayPal'ın rakiplerinden bir tanesi denebilir. Yani fintech dediğimiz finansal teknolojiler tarafında olumlu bir işaret oldu. Sophie dün %20'ye yakın yükseldi bu arada. Bizim portföyümüzde yer almıyor.
PayPal'ın bu çerçevede çarşamba günü olumlu bir sürpriz yapabileceğini ve tekrar büyüme işaretleri gösterebileceğini düşünüyorum. PayPal'daki sorun uzun zamandır cirosu büyüse de serbest nakit akışlarında ve karlılıklarda büyümeler meydana gelmiyor. PayPal'da buna dikkat ediyoruz. Bu çeyrekte bunu bir miktar olumlu yansıyabileceğini ve durumda da PayPal'ın diğer teknoloji şirketlerinin yaşadığı ralliden biraz payını alabileceğine inanıyorum. PayPal'la ilgili oyunumuz böyle. Çarşamba günü Unity bilançosunda geliyor. Unity bizim yine portföyümüze yer alan hisse senetlerinden bir tanesi. Onunla ilgili detaylı bir çalışmayı katıl üyelerine daha sonra sunuyor olacağım. Asıl kıyamet tabii Perşembe günü kopuyor. Perşembe günü hem bizim portföyümüzde alan hem de almayan çok önemli hisse senetlerin raporları geliyor. Bunlardan bir tanesi Coinbase. Yine Coinbase ile ilgili YouTube katıl üyelerine detaylı bir analizde bulunacağım. Dün şöyle enteresan haberler düştü. Bu tabii çok olumlu değil ama hisse yukarı gitti. O yüzden belki de haber doğru değildir. Amerikan Sermaye Piyasa Kurulu'nun Coinbase'e bir ihtar çektiği ve artık Bitcoin dışında hiçbir şey alıp satamazsın, alıp satma dediği öğrenildi. Bu tabii iyi değil Coinbase için. Çünkü Coinbase'in komisyon esaslı çalışan bir şirket ve altcoin'lerin olmadığı bir ortamda Coinbase'in gelirleri düşecektir. Ama dün ise yukarı doğru %2,83 kadar gitti. Tam emin değilim. Muhtemelen Coinbase CEO'su buna itiraz ettiği için bunu da yine mahkemeye düşebileceği, uzayacağı ve Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun bunu kaybedeceği inanılıyor. Coinbase ile ilgili yine daha detaylı bir bilanço tahminini YouTube katıl üyeleri paylaşacağım. Apple geliyor o gün. Tabii Apple en önemli hisse senedi diyebiliriz. 3 trilyon dolar değerlemesi var. Apple bir şekilde yine şapkadan tavşan çıkaracak mı göreceğiz. Ama eğer uzun vadeli bir Apple yatırımcısıysanız o gün biraz beklentinin altında da gelse ciro kâr pek aldırmayın bence. Apple çok çok güçlü bir şirket. Büyümeyi geri döndürmesi lazım. Büyüyemiyor şirket. Çünkü cep telefonu pazarı penetre olmuş durumda. Bilgisayarlarda penetrasyon var. Yüksek penetrasyon var. İşte bu bahsettiğimiz daha evvel bir videodaki yeni gözlükler bir büyüme motorunu açabilir. Hizmetler tarafında yeni fırsatlar var. Ama Apple bir şekilde yatırımcısını hep memnun eden bir hisse senedi. Tabii Apple'da gelebilecek çok kötü bir sonuç bizim korktuğumuz o meşhur Ağustos düşüşünü yaratabilir. Apple'ı o gün dikkatli izleyeceğiz. Perşembe günü gelecek başka bir yine bilanço Airbnb. Airbnb'ye biraz şüpheli bakıyorum. Çok sevdiğim bir şirket açıkçası. Çok hoşuma gidiyor yaptıkları iş. Sık sık da Airbnb evlerine kalıyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Airbnb evlerinde kiralamalarda ciddi düşüşler olduğu raporları geliyor. Bundan dolayı ev satın alıp Airbnb'ye kiraya veren insanların sıkıntıya girdiği söyleniyor. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Airbnb'den uzak durma taraftarıyım en azından bu bilanço döneminde. Ve tabii Amazon'da yine çok önemli bir hisse senedi. O da Perşembe günü raporunu getiriyor. Amazon konusunda benim hep kafam karışıktır. Sevmediğim bir hisse senedi. Yani yukarı doğru gitmez demiyorum. Yanlış anlamayın. Çok başarılı yönetilen bir şirket. Gerçi son 1-2 yıldır hisse senedi hareketleri çok da olumlu değil. Neden? Çünkü çok fazla şeyi birden yapmaya çalışıyor. İşte bir yandan bulutu büyütmeye çalışıyor. Burada bulutta olanlar yani Amazon Web Service'e bakacağız. Buradaki gelişmeler çok ilginç. Bir yandan Amazon Ad diye bu reklam dünyasını yarattı. Oradaki büyümeyi insanlar yine çok merakla bekliyorlar. Bir yandan geleneksel perakende işi var. Yani çok fazla operasyon var ama Amazon'un sıkıntısı uzun zamandır iyi nakit üretemiyor. Hatta eksi nakit üretiyor. Kar üretemiyor çünkü çok fazla yatırımdaydı, çok fazla depolar açtı. Bir yandan biliyorsunuz Rivian'ın önemli yatırımcılarından bir tanesi. Rivian'ın hisse senedi gerileyince bunlar da zarar yazdılar. Şimdi Rivian tabii körü gidince Amazon'a yarayacaktır. O yüzden Amazon bilançosunu olumlu bekliyorum. Ama ben yatırımda değilim Amazon'da. Bana pahalı geliyor bu hisse senedi hala. Bulut tarafında Amazon'dan daha iyi alternatifler olduğunu düşünüyorum. Daha ucuz alternatifler olduğunu düşünüyorum. Online perakende zaten hiç ilgimi çekmiyor. Çekseydi Shopify ile ilgilenirdim. Daha çok sevdiğim bir şirket. Ama Amazon bilançosu muhtemelen iyi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bir bu Rivian'dan hep zarar yazıyorlardı. Şimdi onu kar olarak ekleyecekler. İki büyük yatırımları tamamladılar. Büyük depo yatırımları, server yatırımları AWS için o masraflardan ve o olumsuz nakit akışlarından kurtuluyorlar. Bu nedenle hem pozitif akışı hem bilanço anlamında Amazon olumlu gelecektir. Ama dediğim gibi dikkat etmemiz gereken esas konu Amazon Web Services ve Amazon reklam işinde neler oluyor oraya çok dikkatli izleyeceğiz. Cuma günü ise pek çok takipçimin bana sık sık sordu. Nikola'nın bilançosu geliyor. Nikola bir elektrikli tır çekicisi üretim şirketi. Ben uzak durma taraftarıyım. Hisse senedi biliyorum yakın zamanda yukarı doğru epey hızlı hareket etti. Yani dün mesela tek günde %19,87'lik yükseliş var. İnsanları tabii çok mutlu edecek şeyler bunlar ama biraz daha bu bir oyun hisse senedine döndü gibi. Amerika'da böyle hisse senetleri var. Bir düşüyorlar, bir kalkıyorlar. Çünkü Nikola temel itibariyle baktığımızda iflasa yakın bir şirket. Belki dün önemli bir haber akışı olmuştur. Ondan zıplamıştır bu kadar. Bilmiyorum açıkçası. İncelemedim. Ama ben
sürekli zarar eden ve tarihinde yolsuzluk olan, biliyorsunuz Nikola bir video paylaştı bir dönem ve bir tırının hareket ettiğini gösterdi. Oysa tır aslında çalışmıyormuş. Yokuş aşağı salmışlar gidiyormuş. Yani bu tip hilelerin yapılabildiği. Gerçi o günden beri yönetim değişti ama böyle tarihi karanlık şirketlerden ben hoşlanmıyorum. Ama hisse senedi dün %20 yükselmiş. Yatırımcıları tebrik ediyorum. Bu tip hisse senetleri bir zamanlar GME vardı, böyle AMC vardı. Eğlencelidir, oynanabilir. Ama Nikola ile ilgili ciddi bir yapısal değişiklik olmadığı sürece benim inanmadığım bir hisse senedi. Bugün bu kazancını aynen geri verirse pek şaşırmam açıkçası. Genel ekonomik veri akışına baktığımızda da bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim ISM'i geliyor. Yani üretim sektöründeki aktivite yoğunluğuyla ilgili bilgi gelecek. Heyecanla bekliyoruz. Hafif bir yukarı doğru tırmanış umuyoruz buradaki bizim bir resesyon tehlikesinden iyice uzaklaşalım. Hizmetler tarafı Amerika'da daha iyi gidiyor. Üretim biraz geriden geliyordu biliyorsunuz. Onun dışında bugün Jolt raporu geliyor. Jolt raporu yani ne kadar yeni pozisyon açıldı. O da çok yüksek gelmesin ama çok kötü de gelmesin. Hafif bir düşüş iyi olur. Çünkü hafif düşüş ekonominin yavaşladığını gösterir. Çok hızlı gelen bir rapor ekonomi patlıyor gösterir. O Fed açısından tehlikeli, yine faizleri yükseltmesi açısından. Çok kötü gelen bir raporda resesyon laflarını gündeme getirebilir. ISM'de de böyle beklenti var. Bugün borsalarla, bugün borsalar açılmadan önce bu verileri alıyor olacağız. Bir de dün atlamışım, biliyorsunuz ben Ağustos ayından biraz korkuyorum. Korkumun sebebi de geçmiş yıllarda Ağustos ayının performansının düşük olması. Bundan dolayı borsalar düşmek için bir bahane arayabilir diye inanıyorum. Çarşamba günü ADP raporu geliyor. ADP bir özel sektör şirketi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdamı inceliyor. Geçen ay inanılmaz yüksek gelmişti yeni istihdam. İşte beklenti 250-300 binler civarındaydı. Bunlar 600 bine yakın yeni bir istihdam getirmişti ve hisse senedi çok sert düşmüştü. Çarşamba günü ilgili böyle bir uyarı da var. Yani o rapor ne kadar ciddiye alınır bilmiyorum. 188 binlik beklenti var. Ne çıkacak göreceğiz birlikte. O da bizi etkileyebilir. Ağustos ayı ile ilgili endişeli görüşüm hala devam ediyor. Bunu da tekrar söylemekte fayda var ama endişe derken öyle biz bir felaket severlerin beklediği büyük bir çöküş değil. Bir düzeltme olabilir diye düşünüyorum ama uzun vadeli yatırımcılar için bunlar hep aslında yatırım fırsatıdır diye inanıyorum. Bugünlük de durum böyle. Bugün de böyle cennet bir beldedeyiz hala. Yakın zamanda inşallah İstanbul'daki ofisten yeni videolarla beraber olacağız. Yarın bizim YouTube katıl üyeleri için Unity bilançosundan bahsedeceğim. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.